Tamam. Bugünkü grev amacımız yıllardır sağlıkçılar olarak çok gerçekten ciddi şartlarda problemler yaşıyoruz. Bunlardan bazıları ekonomik sıkıntılar, sefalet ücreti altında yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, idareciler tarafından uygulanan mobbingler, ekstradan zaten işimiz zor. Yani hastalarla uğraşıyoruz, bir sürü sağlığımızdan oluyoruz hastalarla uğraşırken ekstradan. Ama bu kadar bedele rağmen, fedakarlığa rağmen bir tek bizim adımız anılmıyor. 2-3 gün alkışladılar, ondan sonra bugün sağlıkçılara müjde adı altında bir şeyler söylediler. Ama sağlıkçılar olarak ne hemşirenin, ne laborantın, ne tıbbi sekreterin, diğer 38 branşın adı dahi anılmadı. Pandemide en çok bedel ödeyenler bizlerken bizim adımız hiçbir şekilde anılmadı. Alkışlarla geçiştirmeye çalıştılar. Haklarımız ödenmedi. Kendi ailemiz hastayken biz hastanede hizmet vermek zorundaydık. Biz kendimiz Covid kapıp hastalanma süreci geçirdik. Yani bunların bedeli bu olmamalıydı. Biz de bu şekilde en son yapılan haksızlıklara karşı grev kararına gittik. Ama bu grev kararımızla önleniyor gördüğünüz gibi. Polis ablukasına alınmış, parçalanmış bir şekilde. Zaten iktidarın ve idarecilerin yaptığı mobbingden dolayı insanlar, sağlıkçılar bu kadar eziyete rağmen halka, yani aşağıya inmeyi bile korkuyor. Bu da onun göstergesidir. Yani biz sadece ekonomik olarak değil, mobbinge karşı da, sefalete karşı da, insanlar arasına atılmaktan, toplum önüne atılmaktan artık bıktık yani. Bunlara bir çözüm arıyoruz. Bugün bir maaş alıyoruz mesela, 4-5 kalemde alıyoruz. Ne aldığımızı bilmiyoruz. Her ay farklı farklı şekilde dönüyor. Vergiler altında eziliyoruz. TÜİK açıklama yapıyor. Enflasyon oranı şu kadar. Hani toplu sözleşmelerde %5 kadar bir zam yapıldı ve enflasyon farkı denildi ama TÜİK de güvenilir sonuçlar elde etmiyor. Bu yüzden çok gerçekten yıllardır mağdur olduk. Neredeyse 1980'lerden beri ne zam yapıldı ne iyileştirme yapıldı. Çocuğumuzu evde bırakıp geliyoruz buralara. Çocuklarımız evlerde ölüyor. Aile birliği koptu. Yani artık yeter diyoruz. En azından grev hakkımız önlenmesin. Eğlenmemiz sürecek kesinlikle. Çünkü bunun kabul edilebilir bir yanı yok yani. Teşekkür ederim. Meiro hamu Türkiye jibuna mafiye koye aburiye. Meiro hem çun grevi meş karberdan. Ev karberdana me jibuna gel astem bibe nine. Em duhazın desladar fan bekez. Em çi aste denin. Ravşa me çiye jibu bi rengi mi mizedikin. Hatta anka jibuna gel tendüstiye gel o mafi beperebuna tendüstiye gel meherde meçaleki kır. Eme anka jibu Le Rauşak bir rengi eme anka den Ali Aburi de krize mezin heye. Ev krizi vok mina karmen daji mecid tesir dike. Ejbu ve tesir bu neyem karın beyecek. Yani iro tu maaşı hem distinin emerin dikandarek hem dikarın kwa tiştek bistinin. Tu kira kwa bidi, tu peri ceyrani bidi, tu ev ave bidi, işte tişkin abine. Le anka bir rengi denin le desladar men abine. Gel cin abine, gel cid aslan gideye. Gel sıf zam dübe de darın reza çike, amazote, benzini. Le emviya me çaresi, yani ev ne çareseriye. Çareseriye ev, ev, des, ev çalekiye, ev, ev berteke. Sırf ve esası em biro topun. Me gud gerek hun mafe meye ali aburiye sar raz bükün. Jibo bir rengi maka kanunan derkinin gora vi rengi ji emi çalakiye xwe berdewam bikin. Serve esasi em topun. Karın tiştek vi rengi bejin işte cana desladar belovacı dike tişta. Çava belovacı dike bejde işte me maaş da me işte performansek tavani da le mukabın tiştek vi rengi nine xapanoke yani em vok minat karmen jibona van derewe van em serraz bikin em xodu kujim. Le peyvek vi em meki em kwad kujun ki evra ne rastı. Yani vak mina got işte bizişka me maaşı wan du dao hatta penca zede bikin. Yine saatayı khalas ne bu ev ve garan. Jvazir reis-i cumhur jvazir beje jirjina beje. Jvij bavarna be teçi got. Jvij çapemeni beje teçi got. Teçi jer got. Te pere got ne got. Ege be tu pere got. Vejinle yani eğer tu ve aste de nimbi de ji kariber de herre am vi rengi de bejin ji bo vi rengi ji mem çalak eden.
Döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliye yansıyan temel ücret için buradayız. 3600-7200 ek gösterge için buradayız. Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması için buradayız. Yıpranma payı için buradayız. İş yerlerinde kreş için buradayız. Haklarımız için buradayız. Hep birlikte, tüm emekçi arkadaşlarımızla birlikte yüksek sesle zılgıtlar, alkışlar, ıslıklarla ultra-right protesto ediyoruz. Mücadele arkadaşlarım. He, tamam. Birbirimize devrederiz. Siz verin. Başka var mı? Alayım mı? Hepsini al. Tamam. Tamam, öyle iyi. Çok öyle iyi. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Sizleri ses başta olmak üzere emek ve sağlık örgütleri adına saygıyla selamlamak istiyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında tüm sağlıkçılar alanlarda taleplerimizi dile getirmek için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bizim mücadelemiz eşitlik, özgürlük, nitelikli ana dilinde bir sağlık hizmeti için halkın, toplumun İyi bir sağlık hizmeti alması için bugün alanlardayız. İş bıraktık, grevdeyiz. Grevlerimizi de hakkımızı kazanana kadar devam ettireceğiz. Evet, bugün aramızda eş genel başkanımız Selma Attabey aramızda. Ben sözü kendisine vereceğim. Buyurun Selma Başkanım. Değerli basın emekçileri ve değerli yoldaşlarım, ben de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu adına sizi saygıyla ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Arkadaşlar, evet, bugün Murat arkadaşımızın da dediği gibi Türkiye'nin 81 ilinde sağlık emekçileri sendikalı, sendikasız sağlık emekçileri iş bıraktılar. Peki bu işi neden bıraktılar? Covid sürecinden beridir bizler sokaklarda, bulunduğumuz yerlerde, alanlarda sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlarını anlatmaya çalıştık. Ama bizi ne duyan oldu, ne gören oldu, ne ses veren oldu. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. 2003 yılından beridir sağlıkta dönüşüm programı adı altında bir ucubeyle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sağlığı piyasalaştırdılar. Hastaları müşteriye dönüştürdüler. Şu anda Covid'den kaynaklı ve yaşanan ekonomik krizden kaynaklı halkımız maalesef sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Sizlerin de bildiği gibi
eczanelere gittiklerinde istedikleri ilaçları alamıyorlar. 10 dakikada bir muayene olma gerekçesiyle hastalar maalesef muayene olamıyorlar. Hekimler olması gerektiği gibi hastalarına muayene edemiyorlar. Ve biz bunları defalarca söylememize rağmen maalesef halkın sağlığa erişiminde çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle tekrar selamlıyor. Direnişimizin devam etmesi için mücadele edeceğiz arkadaşlar. Evet, bugün durmuyoruz. Bütün emekçi, mücadele arkadaşlarım alanlardayız. Zılgıtlarımızı, alkışlarımızı, ıslıklarımızı buradan bir kez daha Ankara'ya mesaj olarak gönderiyoruz. Evet, ben sizi Diyarbakır Tabipler Odası Eş Başkanı Elif Başkanıma veriyorum. Buyurun. Değerli basın emekçileri, değerli sağlık emekçisi arkadaşlarım, hepinizi Diyarbakır Tabipler Odası adına saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 1,5 yıldır Sağlık Bakanlığı'ndan randevu talebimiz halen olumlu ya da olumsuz bir şekilde cevaplanmamış ne yazık ki. Biz de TTB olarak, tabip odaları olarak karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, mesleğimize, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz diye bir mücadele programı başlattık. Bu mücadele programı kapsamında emek bizim, söz bizim diyerek bir yürüyüş başlatmıştık İstanbul'dan Ankara'ya. Ve bu yürüyüşten sonra da emeğimizin gücü, örgütlü mücadelemizin kararlılığıyla bu taleplerimiz bütçe görüşmelerine yansımıştı ve bir düzenleme olmuştu. Ama gördük ki yine bu düzenleme eksik kaldı ne yazık ki. Bu yüzden her türlü hak arayışı mücadelesinin yanındayız. Sendikamızın aldığı bu kararı da destekliyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Sağlık işi, ekip işi. Sağlık işi, ekip işi. Sağlık işi, ekip işi. Evet, Türkiye'de olduğu gibi bugün Ahmet'te de durmuyoruz. Haklı taleplerimizi, bu mücadelemizi kazanana kadar bütün arkadaşlarımızla devam ettireceğiz. Evet, Kes Şubeler Platformu dönem sözcüsü Nasır arkadaş aramızda. Ben sözü kendisine veriyorum. Basın emekçileri ve katılımcı bütün arkadaşları selamlıyorum. Bilindiği üzere iktidar ve ortakları bu ülkeyi yönetirken esas aldıkları nokta sermaye ve beşli çete oluyor. Hiçbir şekilde halktan, kurumlardan, toplumdan renk barındırmayan bir yönetim biçimiyle yönetmeye çalışıyorlar. Bizler, emekçiler ve halklar olarak Ankara'da şatafatlı odalardan bizlerden kopuk alınan kararların burada karşılığının olmadığını tekrar söyledik ve yine söylüyoruz. Oradaki hesap sizlere sandıkta geri dönecek. Değerli arkadaşlar, bu gerçeklikten uzak kararlardan bir tanesi de pandemiden beri öldürülen, sömürülen, yaralanan, hakarete uğrayan sağlık emekçileriyle ilgili alınmaya çalışılan karardır. Kendi arasında bile anlaşamayan iktidar, ülkeyi barış ortamdan uzak bir şekilde yönettiği gibi sağlık emekçilerinin arasına da ücret eşitsizliğini koyarak, sokarak, bölmeye çalışarak sağlık emekçileri arkadaşlarımızın da iş barışını bozmaya çalışıyor. İktidarı bununla ilgileneceğine, halkın sağlıkla buluşabilme koşullarını iyileştirmeye, çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarını daha iyi bir noktaya yükseltmesine yönelik yasalar ile enerjisini harcamaya davet ediyoruz. Ahmet Kes Şubeler Platformu olarak arkadaşlarımızın mücadelesini selamlıyoruz. Bundan sonra da hep beraber mücadelemizi yükselteceğimizi söylüyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Direne kazanacağız. Direne kazanacağız. Direne kazanacağız. Evet, yine tekrar ediyorum. Biz emekçiler bugün alanlardayız. Kimler için alanlardayız? Tüm mücadeleyi veren emekçiler için alandayız. Çiftçiler için alandayız. Emekliler için alandayız. Çocuklarımız ve kadınlarımız için alandayız.
buradan bir kez daha Ankara mesaj gönderelim. Zılgıtlar, alkışlar, ıslıklarımızla. Evet. Hazırlamış olduğumuz basın metnimizi şube eş başkanlarımıza ben sözü veriyorum. Buyurun. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Değerli basın emekçileri ve sağlık emekçisi arkadaşlarım, sözlerime basın açıklamasını okumadan önce şöyle bir şey belirtmeden geçemeyeceğim. 21. yüzyıldayız. Yıl 2021. Gelişmiş ülkeler Mars'tan araziler satın alıp uzaya açılırken biz hala bir grevimizi gerçekleştiremiyoruz. Biz hala bir eylemimizi yapamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Biz burada bugün hiçbir suç işlemiyoruz. Hiçbir suç işlemedik. Bu kadar güvenlik önleminin alınmasına, bu kadar ablukaya alınmamıza gerçekten gerek yoktu. Bunu özellikle öncelikle belirtip basın açıklamasına şimdi geçiyorum. Basına ve kamuoyuna. Toplumsal sağlık ve haklarımız için alanlardayız. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yıllardır sağlıkta dönüşüm adı ile ifade edilen halk ve emekçiler lehine olmayan uygulamalara karşı alanlardayız. Bugüne kadar uygulanan bu politikalara karşı dediğimiz her konuda maalesef haklı çıktık. Hizmeti üretenlerin ve halkın temsilcilerinin içinde yer olmadığı bir programın başarı şansı olmadığını söyledik. Kapitalist üretim-tüketim ilişkilerine indirgenen sağlık ve sosyal hizmetlerde başarı olmaz dedik. Covid-19 pandemisiyle kapitalist sağlık sistemlerinin tümünün çöktüğünü, nasıl aciz kaldığını tüm dünyada gördük. Devrim gibi anlatılan bu projelerin Türkiye'de de nasıl çöktüğüne hep birlikte şahit olduk. Niçin alanlarda olduğumuzu daha iyi anlatmak için sadece sağlık iş kolumuzda mevcut durumumuza bakmamız yeterli olacaktır. 10 dakikada 2 hasta muayenesi, aile hekimliğinde yaşanan sorunlar, keyfi ve kuralsız cezalandırma, güvencesiz ve ucuz çalıştırma, 3. basamak hastanelerine sevksiz gidebilme, eğitim ve araştırma yerine muayenenin öncellenmesi, personel eksikliğinden kaynaklı asistan hekimlerin eğitim yerine muayene ve kırtasiyecilik yapma gibi nedenlerle yaşadığı angarya ve uzun çalışma. Yeterli kadro açılmaması nedeniyle hemşire başta olmak üzere yüz binlerce personel açığından kaynaklanan artan iş yükü ve angarya çalışma ve çok sayıda yeni mezun sağlıkçının işsiz olması. Pandemiyle mücadelede yaşamını yitiren yüzlerce ve enfekte olan yüz binlerce sağlık emekçisi olmasına rağmen Covid-19'un meslek hastalığı sayılmaması. Yıllardır oyalanarak seçim yatırımına dönüştürülen 3600-7200 ek gösterge sorunu. Açlık sınırının az üstünde, yoksulluk sınırının çok çok altındaki temel ücretler, emekliliğe yansımayan ve adil olmayan döner sermaye uygulamaları. Angarya çalışma, mesleklerin değersizleştirilmesi nedeniyle istifa edip yurt dışına göçmek zorunda kalan sağlık emekçileri. Sefalete teslim olmayacağız! Sefalete teslim olmayacağız! Sefalete teslim olmayacağız! Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunumuna kadar geçen süreçlerin hiçbirinde iş kolu emekçileri ve sağlık emek meslek örgütleri aracılığıyla dahil olamamaktadır. İktidarda hangi parti olursa kendine yakın kişileri liyakat esasları gözetmeden idareci olarak atamaktadır. İdareci seçimlerinde iş kolu emekçilerinin tercih hakkı yoktur. Bu nedenle de çalışma rejimi açısından da demokratik olmayan koşullar mevcuttur. İş kolumuzdaki çeşitli kurullarda döner sermaye, iş sağlığı, güvenliği, satın alma komisyonları, muayene komisyonları gibi idare tarafından atananlar ağırlıkta olup örgütlü yapıların temsilcileri bulunmamaktadır. KYK rejimi güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten atmalar, göreve başlatmamalardan kaynaklı örgütlenme önündeki kaygılar. Yöneticilerin dili, kışkırtılan sağlık talebi ve bilime de aykırı olan sağlık sisteminin sonuçları arasında yer alan şiddet. İhtiyaca rağmen kamuda ve hastanelerde eczacı istihdamının yetersizliği, kamu emekçisi eczacıların özlük sorunları gibi birçok sorun yaşamaktayız. Tüm bunların yanında sağlık hizmeti sunan ekip olmanın yanında sağlık hizmeti alan da bir ekibiz. Doğalında yaşadığımız toplumun yaşadığı sağlık hakkı sorunlarını da bizler de yaşıyoruz. Üstelik bu sorunları yaşayanlar olarak da çoğu zaman hedefe konan bizler oluyoruz. Bu nedenle sağlık emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik haklarına yönelik mücadele yanında
sağlık hakkı mücadelesini de yürütmek zorunda kalıyoruz. Sağlığa erişim zorlaşıyor. Ekonomik krizle birlikte iyice yoksullaşan halkın verdiği vergiler sağlık hizmeti almasına yetmiyor. 14 kalemde halkın cebinden çıkan katkı katılım payları ve ilave ücretler, SGK ödemesi kapsamında çıkarılan ilaçlar ve yılbaşından sonra zam gelecek diye piyasaya sunulmayan yüzlerce kalem, ilaç nedeniyle yaşanan ilaç krizi, ilaçlar reklamın ve reçetesiz ilacın önünü açacak uygulamalar, eczacıları SGK'nın tahsilatçısı konumuna düşüren muayene ücretleri, ilaç politikaları nedeniyle eczanelerin yaşadığı ekonomik zorluklar, halk sağlığı için yaratacağı risklere aldırış etmeden ilaçların marketlerden satılması ve zincir eczanelerin yaşama geçirilmesi bir taraftan yetkili sendika, diğer taraftan sağlık emekçilerinin aklıyla dalga geçiyor. Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Biz sağlık emekçileri COVID ile mücadele ederken, hastalanırken... Thank you.